Merhaba arkadaşlar, lezzetli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere tadı damağınızda kalan, pastane poğaçalarını aratmayan bir tarifimiz var. Kaşarlı simit poğaça tarifi. Karıştırma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, yaş mayanız varsa onu da kullanabilirsiniz, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı şekerimizi içerisine ilave ederek mayamızın erimesi için karıştırıyoruz. Mayamızı erittikten sonra içerisine yaklaşık 5 su bardağı un kullandım ben. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız hamurunuzun yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz. Unumuzu ekledikten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kapağımızı kapatarak veya streç filminiz varsa streç filmle de sarabilirsiniz. Bu şekilde 1 saat ya da yarım saat kadar mayalandırıyoruz. 2 katına çıkıncaya kadar mayalanması gerekiyor. Hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı ve 2 katına çıktı. Hamurumuzun havasını alıyoruz ve hamurumuzdan bezeler oluşturuyoruz. Ben bu şekilde küçük bezeler yapmayı tercih ettim. Çok büyük olmasını istemedim. Eğer sizler büyük olmasını istiyorsanız büyük bezelere ayırabilirsiniz. Toplamda 18 adet bezem çıktı. Hamurlarımızı elimizle bu şekilde açarak rendelemiş olduğumuz kaşar peynirlerimizden bir miktar içerisine koyuyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. Ben kaşar peynir kullandım içerisine. Sizler istediğiniz şekilde istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hamurlarımızı bitirinceye kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Yaklaşık 1 su bardağı susamı önceden kavurdum. Bu şekilde yaparsanız daha lezzetli olur. 3 yemek kaşığı pekmez ile 3 yemek kaşığı suyu karıştırarak pekmezli su elde ediyoruz. Yapmış olduğumuz poğaçalarımızı önce pekmezli suya batırıyoruz ve daha sonra da susama batırarak hazırlıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin üzerine hazırladığımız poğaçalarımızı koyuyoruz. Üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler atıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz.
Kaşarlı simit poğaçalarımız pişti ve fırınımızdan aldık gördüğünüz gibi. Yumuşacık oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten pastane poğaçalarını arıtmayan bir tarif. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.